Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Problemler, Modern Problemler çalışma kitabımızın ikinci bölümüne, sayı ve kesir problemlerine geçiyoruz. Hazırsanız derseniz sevgili arkadaşlarım, geçelim sorularımızı çözmeye. Bu sayfadan sonra öğretmenin notu diye bir sayfa var arkadaşlarım. Sizler de oraya not alabilirsiniz. Öğretmenin notu yazıyor ama sizler de not alabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. 4 katının 5 eksiği 27 olan sayı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi biz o sayıya x diyeceğiz arkadaşlar. 4 katını dediğine göre 4 ile çarpacağız. 5 eksiği dediğine göre 5 çıkaracağız. Ve 27 olan sayı dediğine göre 27'ye eşitleyeceğiz. Dolayısıyla 4x eşittir. Eksi 5'i karşıya atıyorsunuz. 27 artı 5'ten 32 yapıyor. Her iki tarafı 4'e böldüğünüz takdirde de o sayı, yani x'e 8 diyorsunuz. Hangi sayının demiş? O sayı x. 8 eksiğinin, 8 eksiği, bunun 5 katı arkadaşlarım. Bunun 5 katı, aynı sayının, bakın 3 katının, 3 katının 8 fazlasıdır diye soruluyor. Demek ki bununla bu birbirine eşit olacak. Dağıtıyoruz 5'i. 5x eksi 40 eşittir 3x artı 8 diyorsunuz. 3x'i bu tarafa, yani 2x kaldı burada. Artı 40'ı diğer tarafa atarsanız. Eksi 40'ı diğer tarafa attık. Artı 40 diye geçti. 48 demek ki x kaçmış? 24'müş diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum 3. sorumla. Toplamları 71 olan 3 doğal sayıdan birinci sayı ikinci sayıdan 5 fazla. Bakın 3 tane sayı var. Birinci sayı, ikinci sayı, 3. sayı diyelim. Tamam. Şimdi bunların toplamları 71. Birinci sayı ikinci sayıdan 5 fazla. Şimdi ben buna x dersem bu x artı 5 olacak. Birinci sayı ikinci sayıdan 5 fazla. İkinci sayıda üçüncü sayıdan 3 fazladır. O zaman bu x eksi 3'tür. Ki bu bundan 3 fazla olsun. Şimdi bunların toplamları kaçtı? 71 değil miydi? O zaman toplayalım. Eşittir dedim. 3x, bakın artı 5 eksi 3 daha artı 2 yapar. Bu da arkadaşlar kaçmış? 71'miş. O halde 3x eşittir 69 dersiniz. X de buradan kaç gelir? 23'ün ta kendisi. Bu sayılardan en büyüğü kaçtır diye sorulmuş. En büyüğü hangisi arkadaşlar? Birinci sayı. O halde 23'e 5 eklerseniz 23 artı 5'ten doğru cevabımız ne gelir? 28 gelir deriz. Doğru cevabımız buydu. Ve devam ediyorum 4. sorumla sağ üst tarafta. Matematik dersinde şöyle bir kademe uzaklaşırsak, aynen, matematik dersinde öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruyu sormuş. Aklındaki sayının, aklındaki sayı x olsun, yarısı ile 3'te 1'i arasındaki fark, 3'te 1'i nedir? 1 bölü 3'üdür. Bunun farkın 8 katı, 8 katı aklındaki sayının, yani x'in 8 fazlasına eşitse bu sayı kaçtır? Yani x'i sormuş. Yani burası buraya eşitmiş. O zaman eşit diyeceğiz. Tamam. Bu kısımda x bölü 2'den x bölü 3'ü önce bir çıkaralım. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettiniz. 3x'den 2x'i çıkardınız. X kaldı. X bölü paydamız 6 zaten. Bunu 8'de çarptık. Eşittir x artı 8 dedik. Bakın şimdi. Buradaki bölüm durumundaki 6 var ya, karşıya bunu zıplatabiliriz. Nasıl zıplatacağız arkadaşlar? Bölüm durumunda olan 6'yı karşıya çarpım olarak alacağız. Böylelikle bu tarafta sadece 8x kaldı. Eşittir. Burada da 6 çarpı x'ten 6x artı 6 kere 8'den 48 geldi. Böylelikle 6x'i bu tarafa gönderirsiniz. 2x gelir. 2x 48 ise x tabii ki de 24'tür. Demek ki hocanın aklından tuttuğu sayı 24'müş diyeceğiz arkadaşlarım. Geçtim 5'e. Hülya cebindeki parayla fiyatları aynı olan kitaplardan 8 tane alırsa cebinde 160 lirası. Şimdi cebindeki parayla fiyatları aynı olan kitaplardan 8 tane alıyor. Şimdi kitabın, bir tane kitabın fiyatına sevgili arkadaşlarım x diyelim. 8 tane alırsa 8x kadar para harcar ve cebinde 160 lirası varmış. Bu kadar kitaba verdi ve hala cebinde 160 lira parası var. Demek ki Hülya'nın cebinde 8x artı 160 kadar para var. 12 tane alırsa 12x cebinde 40 lirası kalıyor. Yani bu buna eşit. Niye? Kitaba verdiği para artı cebinde kalan para. O halde arkadaşlar 8x'i bu tarafa gönderdim. Burada 4x kaldı. 40'ı da bu tarafa atarsanız 160 eksi 40'tan 120 gelir. Demek ki x kaçmış? X 30 arkadaşlar. Hülya'nın cebindeki para soruluyor. Bu bir kitabın fiyatını bulduk biz. 30 liraymış. Hülya'nın cebindeki parayı da şurada yerine yazarak elde edebiliriz. 8 kere 30 artı 160'mış Hülya'nın cebindeki para. 8 kere 30 240 yapar. 240'a 160 eklerseniz doğru cevap tabii ki 400 olacaktır. Yani cevabımız buymuş gençler. Şimdi 5. sorumuzu da çözdüğümüze göre bu sayfa bitti. Artık bir diğer sayfaya, 18. sayfamıza geçtik. 6. sorumuzdayız.
Bir otobüsteki erkeklerin sayısının 3 katı. Şimdi erkek var. Erkek var. Bir de kız var arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu otobüsteki bir otobüsteki erkeklerin sayısının 3 katı. Erkeklerin sayısına x, kızların sayısına y diyelim. Bunun 3 katı 3x yapar. Kızların sayısının 2 katına eşitmiş. Bakın kızların sayısı da 2, y idi. 2y'ye eşitmiş. O halde şimdi ben x'e gidip 2a, y'ye de gidip 3a dersem tam olarak yeridir arkadaşlar. X 2a ise demek ki 2a tane erkek var. Y 3a ise demek ki 3a tane kız var. Şimdi artık x ve y üzerinden ilerlemeyeceğiz. Neden? Çünkü ben bunları tek değişkene, a değişkenine indirgemiş oldum. Pekala. Otobüsten 4 kız inip 4 tane erkek binince otobüsteki kızların sayısının 3 katı. Şimdi 4 tane kız inerse 3a eksi 4 tane kız öğrenci kalır. 4 tane erkek binerse 2a artı 4 tane erkek öğrencimiz olur. Ve otobüsteki kızların yani şunun 3 katı, 3 ile çarpın bunu, 9a eksi 12 yapar değil mi? Bunu 3 ile çarptık, 9a eksi 12. Erkeklerin sayısının 2 katına eşit oluyormuş. Bir de şunu 2 ile çarpın, 4a artı 8'e eşit oluyormuş. E çok güzel. Bunu bu tarafa attınız, 5a. Eksi 12'yi diğer tarafa attınız, 20. A eşittir kaç geldi? 4. Otobüste kaç tane yolcu vardır? Otobüste sevgili arkadaşlarım ilk durumda 2a artı 3a'dan toplam 5a tane öğrenci vardı. Ve biz farkındaysanız a'yı 4 bulduk. O halde 5 kere 4'ten otobüste toplamda 20 tane yolcu vardı diyebiliriz. Devam 7. soru. Bir ortaokulun tiyatro kulübü okuldaki öğrencileri tiyatroya götürmek istiyor. Okul aile birliği bu etkinlik için tiyatro kulübüne 486 TL veriyor. Tiyatro biletleri 13 yaş altı için 10 liraya. Bakın 13 yaşından altında kalan öğrenciler için 10 lira. 13 yaşın üstü öğrenciler için de sevgili arkadaşlarım 14 TL'ye satılmakta. Buna göre tiyatro kulübü okul aile birliğinin verdiği paranın tamamıyla en çok kaç öğrenciyi tiyatroya götürebilir diye sorulmuş. Şimdi en çok kaç tane öğrenciyi tiyatroya götürebilir diye soruluyorsa bize, biz o halde 13 yaşından altındaki çocuklardan daha fazla miktarda götürmemiz gerekiyor ki neden? Çünkü onların biletleri ucuz. Böylelikle biz belirlenmiş olan parayla daha fazla bilet alırız, daha fazla kişiyi, daha fazla öğrenciyi tiyatroya götürebiliriz. O halde arkadaşlar ben diyorum ki bu 486 muhabbetine bilet fiyatları 10 lira olanlar yani 13 yaş altı öğrencilerden x tane götürelim. 13 yaşın üstünde olan öğrencilerden de bilet fiyatları 14 lira olduğu için y tane götürelim. 12 ile 14 y'nin toplamı da 486'yı versin bize. Anlaştık. Peki şimdi 486'yı biz nasıl yakalayabiliriz? Öncelikle bunun sonu 6. Biz x'in neyle 10 ile x'i çarptığımız zaman sonuç olarak sonu 0 geleceği için 4 ile artık ben neyi çarparsam sonu 6 gelir diye düşüneceğim. 4 ile arkadaşlarım sonu 4 olan veya 14 ile 4'ü veya 9'u çarparsam kesinlikle ama kesinlikle sonu 6 gelecektir. Tabii biz şunlardan çok götürmek istediğimiz için y'yi ne seçmemiz lazım? Küçük seçmemiz lazım. O zaman y'yi 4 seçmenin zamanı gelmiştir. 4 kere 14 kaç yapar? 56 artı. Şimdi eşittir 486 idi ya, burada da ne var? 10x var. 10x dedim, 56'yı karşıya atacağım. Ne gelir? 430 gelir. Demek ki x kaçmış arkadaşlar o zaman? 43 gelecekmiş. Şimdi bu olabildiğince fazla oldu. 43 tane 10 yaş altı, pardon 13 yaş altı, 4 tane de 13 yaş üstü öğrenci götürerek ben maksimum öğrenci sayısına ulaşmış olurum. Bir tanesinden 43, ötekinden de 4 tane götürüyorsak toplam maksimum 47 tane öğrenciyi biz bu tiyatroya götürebiliriz bu kadar parayla. Tamam. Ve devam 8. sorumuz sağ üst tarafta arkadaşlarım. Bir otobüste bulunan yolculardan her biri çay, kahve ve su ikramlarından en fazla birini almış. Yani en fazla birini almış demek ne demek? Ya bir tanesini almışlar ya da hiçbir şey almamışlar demek, tamam mı? Bu otobüste bulunan yolculardan çay veya kahve ikramını alan yolcuların sayısı su ikramını alan yolcuların sayısının 2 katı. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Çay alanlar var, kahve alanlar var, bir de su alanlar var. Hiçbirini almayan da olabilir. Bunun hakkında bir bilgi vermemiş bize. Bana diyor ki bakın bu otobüste bulunan yolculardan çay veya kahve ikramını yani şunu veya şunu alanların sayısı su ikramını alan yolcuların sayısının 2 katı. Şimdi bu x ise demek ki şu ikisi neymiş? 2x'miş arkadaşlar. Herhangi bir içecek ikramı almayanların sayısından ise 12 fazladır. Çok güzel. Şimdi bu otobüste bulunan yolculardan çay veya kahve ikramını alan yolcuların sayısı, şimdi birinci cümleye geçiyorum, ikinciyi okuyorum. Alan yolcuların sayısı herhangi bir içecek ikramı almayanların sayısından 12 fazla. Yani şu 2x hiçbir şey almayanların, hiç alanların, tamam mı?
14 fazlası olduğuna göre 2x-14'tür hiçbir şey alanlarda. Bu otobüste toplam kaç yolcu varmış? 48. O zaman soru bitti, hayırlı uğurlu olsun. 2x, x daha 3x, 2x daha 5x. Hemen yazdım. Bir de x-14'ümüz var. Ve otobüsteki yolcu sayımız 48'e eşitmiş. Değil mi? Pekala, çay veya kahve ikramını alan yolcu sayısı kaçtır diye sorulmuş. O zaman 5x eşittir. Şurası 14 değil, 12 arkadaşlarım. 12 diye okuduk, 14 yazdık sanırım. Şurayı hemen düzeltiyorum. Düzeltiyorum. Düzelttim. -12'yi karşıya atıyorsunuz. 60. Demek ki x kaç geliyor? 12. Neyi sormuş bize? Çay veya kahve ikramını alan yolcu sayısı. Çay veya kahve alanlar 2x'ti. 2 çarpı 12'den cevabımız ne olacak? 24 olacak sevgili gençler. 8. sorumuzu da bitirdik. Ve nereye geçiyoruz? Son sorumuza, 9. soruya. Bir simit fırınının bir günde çıkardığı 2400 tane simiti belli sayıda simitçi her biri eşit sayıda simit satarak bitirmektedir. Örnek veriyorum, simitçi sayımız arkadaşlarım, simitçi sayımız varsayalım ki x olsun. Ha, sattığı simit sayısına da biz a diyelim. Toplamda da a çarpı x tane simidimiz var oluyor bu da. Toplamda 2400 tane simit varmış zaten, güzel. Simitçilerden 4 tanesi işten ayrılıyor. Yani ne kadar simit çıkalıyor? X eksi 4 tane simit çıkalıyor. Ve simitçiler 30'ar tane fazla simit satmak zorunda kalıyor. Yani herkes A artı 30 tane satmaya başlıyor. O zaman ben bununla bunu çarparsam da yine 2400'ü bulmak zorundayım. Yani A artı 30 ile X eksi 4'ü çarpınca da neyi bulmak zorundaymışım? 2400'ü bulacakmışım. Pekala, hadi şunu bir dağıtalım. Bir şeyler gelecektir. AX artı 30X eksi 4A eksi 120 eşittir ne olacak? 2400. Şimdi dikkat ettiyseniz şurada ne dedim ben? AX 2400'dü. Bak buradaki AX de 2400 değil mi? O zaman bu taraftaki 2400 de şuradaki AX olan 2400'ü sadeleştirdim ben, götürdüm. Şimdi geriye bakın, 30X eksi 4A eşittir. Eksi 120'de karşıya zıplatalım. 120 gelsin, tamam mı? Bize ne demiş? Başlangıçta kaç tane simitçi vardı? Yani X'i sormuş. Şimdi arkadaşlar şu kısımdan sonrası kolay. Şöyle diyorsunuz, sağlayan bir tane denklem buluyorsunuz. 30'un 4 katı 120 olduğu için ben şuna 4 diyorum, şuna 0 diyorum. Yalnız şunu unutmayın, A ile X'in çarpımı ne olmak zorundaydı? 2400 olmak zorundaydı. Ama buradaki X'e 4, A'yı 0 seçtim ya, çarpımları 0. Bu olmaz arkadaşlar. Daha sonrasında şunu 4, bunu 30 artırıyorsunuz. 4 artır 8, 30 artır 30. 8 kere 30, 240 yapar. 2400 yapmaz, bu da olmalı. Bunu 4 artırdım. Ha bu arada hocam, öyle kafamıza göre artınca sağlıyor mu? Sağlar. Bak 30 kere 8 240. 240'tan 4 kere 30'u çıkar, 120'yi çıkar. Bak 120 gelir, sağlamak zorunda. 4 artırdım 12, 30 artırdım 60. 12 kere 60 sevgili arkadaşlarım, 720 gelir, yine sağlamaz. 16 kere 30 artırdım 90 yaptı. 9 kere 16 sevgili arkadaşlar 144 yapar. 1440 gelir. 2400'ü yine sağlamaz. Burası 20, burası 120 ise bak 4 artırdım 30 artırdım. 20 kere 120 2400'dür. Demek ki x'imiz 20'ymiş. A'mız da 120'ymiş arkadaşlar. Böylelikle bize x soruldu demiştik. Çünkü simitçi soruluyordu başlangıçtaki. Başlangıçtaki simitçimiz x'ti. Ve ben x'i kaç buldum? X'i 20 buldum. Cevabımız da 20'ymiş diyeceğiz. Evet arkadaşlarım, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. 19. sayfadaki kesir problemleri de sevgili arkadaşlarım ön hazırlıkta görüşeceğiz seninle. O videoda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.